Fotoğraflarınızı düzenlemek ister misiniz? O halde albümlere girin ve sağ üst köşedeki tümünü gör seçeneğine tıklayın. Sonra düzenleye tıklayın. Artık klasörlerinizi dilediğiniz sırayla dizebilirsiniz. Eğer iOS 14'e geçtiyseniz, hava durumu uygulaması artık dünyadaki bazı şehirler için hava kalitesi endeksine sahip. Yani New York ya da Londra'da yaşıyorsanız günlük hava kirliliğini öğrenebilirsiniz. Hava durumu uygulamasında başka güncellemeler de var. Artık yağmur ve kar yağdığı zaman saat başı ne kadar şiddetleneceklerini görebiliyorsunuz. Gerçi bu özellik şu an için sadece ABD'de bulunuyor. Ayrıca ABD, Avrupa, Japonya, Kanada ve Avustralya'da yaşayanlar için hortum, fırtına ya da sel gibi doğal afetler için yapılan uyarıları görebilirsiniz. Yaşadığınız il çok soğuksa ve her dışarı çıktığınızda telefonunuz soğuktan dolayı kapanıp duruyorsa, ayarlara girin, pil sekmesine dokunun ve pil sağlığını kontrol edin. Eğer %85'ten daha düşükse bataryanızı değiştirme vakti gelmiştir. iOS 14'teki uygulamaları birleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken birini diğerinin üzerine sürüklemek. Artık ekranınızı daha fazla özelleştirebilirsiniz. Üstelik gelecek sefer telefonunuzu elinize aldığınızda zamandan biraz tasarruf sağlamış olursunuz. iOS 14 ile birlikte telefonunuzun arkasına parmağınızla iki kez dokunarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun için sırasıyla erişilebilirlik, dokunma ve arkaya dokun menülerine girin. Burada ekran görüntüsü, sessize al, ana ekran ve kilitle gibi birçok seçeneğin ardından dilediğinizi seçebilirsiniz. Eğer parmaklarınız kıpır kıpırsa 3 kez dokunma seçeneğini kullanabilirsiniz. iPhone'unuz herhangi bir belgeyi tarayabilir ve fotoğraftaki metni kopyalayıp yapıştırabilmenizi sağlar. Bunun için Google uygulamasını indirin ve sağ üst köşedeki çerçeve simgesine dokunun. Kamera açıldıktan sonra metin modunu etkinleştirin ve taramak istediğiniz sayfanın fotoğrafını çekin. Bu işlem biraz sürebilir. Fakat tamamlandıktan sonra metni kopyalayıp dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Hatta metni anlık tercüme etmeyi yetkinleştirip yabancı menüleri, sokak tabelalarını ve kılavuzları çevirebilirsiniz. iOS 14'e geçmiş olsanız bile alarmınızı tuşlamak yerine kaydırarak ayarlayabilirsiniz. Mobil veriniz pek iyi değilse uçak modunu almak işinize yarayabilir. Bu modu etkinleştirin ve daha iyi bir internet bağlantısı almak için 5-10 saniye bekleyin. Daha sonra 3G'deyseniz LTE'ye geçebilirsiniz. Ayrıca eğer cihazınızı uçak modunda şarj ederseniz %15 daha hızlı şarj olur. iPhone'unuzun kamera kalitesini artırmak isterseniz bahsedeceğimiz 3 basit ipucuna kulak verin. Sırasıyla ayarlar, kamera ve biçimlere girin. Buradan yüksek verimlilik seçeneğine dokunun. Daha sonra geri dönün ve video kaydı menüsüne girip 1080p HD 30 kare bölü saniye sekmesini seçin. Son olaraksa kompozisyon menüsü altında bulunan ızgarayı etkinleştirin. Artık tüm fotoğraflarınız harika olacak. Çağımızda siber güvenlik çok önemli bir konu. Arama bölmesine parolalar yazın. Açılan menüde güvenlik önlemlerine tıklayıp riskli parolaları sapta özelliğini etkinleştirin. Hesap makinesine yanlış bir sayı yazdığınızda sola kaydırarak tek tek silebilirsiniz. Aynı işlemi yanlış bir telefon numarası tuşladığınızda da kullanabilirsiniz. iOS 14 ile birlikte uygulamalarınız için klasörler oluşturmaya son. Artık bunun için uygulama kütüphanesi var. Bu sayede uygulamalarınız otomatik olarak kategorilere bölünüyor. Yakın zamanda yüklediklerinizi son eklenenler klasöründe bulabilirsiniz. Üstelik bu kütüphanedeki sıralama ölçütü kullanım sıklığınızdır. Tarayıcı ve e-mail için varsayılan bir uygulama belirleyebilirsiniz. Ayarlara girin ve varsayılan e-mailinizi bulana kadar kaydırın. Üzerine tıkladıktan sonra saptanmış mail uygulaması sekmesine dokunun ve açılan listeden dilediğinizi seçin. iOS 14'ün bir diğer harika özelliği ise özel fotoğraflarınızı saklamasıdır. Ayarlara girin ve fotoğraf sekmesine dokunun. Burada bulunan gizli albüm menüsünü etkinleştirirseniz cihazınıza erişimi olan herkes o fotoğraflarınızı görebilir. İster iPhone 5 olsun, ister son model iPhone 12, tüm iPhone'larda dahili QR okuyucu bulunur. iOS 14'te geliştirilen QR okuyucuysa çok küçük, hatta bir cisme sarılı kodları bile okuyabilir. Müzik konusuna gelirsek yeni favori parçalarınızı keşfedebilir ve otomatik oynatma tercihiyle beğendiklerinize benzer şarkıları bulabilirsiniz. Ayrıca kütüphanenizde hiç olmadığı kadar kolay gezinmenizi sağlayacak birçok yeni filtre bulunuyor. Uzamsal ses özelliği için kısaca size 3D ses tecrübesi yaşattığını söyleyebiliriz. Bunu etkinleştirmek için Bluetooth sekmesine girin ve AirPod'larınızın yanında bulunan i harfine tıklayın.
Evet, sadece AirPod'larda işe yarıyor ve uzamsal sesi açın. Ayrıca tam olarak çalışabilmesi için erişilebilirlik menüsünden iPhone'u takip et özelliğinin de açık olması gerekir. iOS 14 uyku ve dinlenme modlarını biliyor musunuz? Saate dokunduğunuzda karşınıza uyku düzeni gibi birçok yeni özellik çıkacaktır. Öncelikle bunu açın. Ardından etkin günleri ayarlayıp uyku hedefinizi belirledikten sonra dinlenme kısmına geçebilirsiniz. Dinlenme sırasında kısa yoluna erişmek istediğiniz uygulamaları ekleyin. Böylece cihazınız uyku moduna geçtiğinde onlara kilit ekranınızdan erişebilirsiniz. Artık gecenin bir yarısı zombi gibi uygulama aramaya son. Bir ömrünüzü kolaylıkla artırabilirsiniz. Öncelikle uygulama kullanımınızı sınırlayın. Çok fazla uygulama yüklememeye özen gösterin ve kendilerini güncellemek için çok fazla veri tüketenleri sınırlandırın. Ayrıca biriniz belirli bir yüzdenin altına indikten sonra otomatik olarak düşük güç moduna geçebilirsiniz. Otomasyon uygulamasına girin ve artı simgesine tıklayıp yeni bir otomasyon ayarı oluşturun. Üşengeç iPhone kullanıcıları bu maddemize bayılacaklar. Artık eski dostunuz Siri sayesinde sesli mesaj gönderebilirsiniz. Tek söylemeniz gereken, "Hey Siri, Murat Aytekin'e bir sesli mesaj gönder." demek. Siri kaydetmeye başlayacak ve konuşmanız bittikten sonra size ön izlemesini sunacaktır. Geriye sadece gönder tuşuna basmak kalıyor. Ev uygulamanız için daha iyi otomatik öneriler vardır. Telefonunuz gün içinde renk sıcaklığını ona göre ayarlayarak çevrenizde daha fazla bütünleşmesini sağlar. Bir diğer harika özellikse yüz tanımadır. Bir kişiyi kapıdaki gözetleme deliğinden bile tanıyabilir. Tabii eğer o kişi fotoğraflarınızda kayıtlıysa. iMessage'lar da güncellendi. Artık en sık konuştuğunuz 9 sohbeti başa sabitleyip listenizin en üst sıralarında yer almalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir grup sohbetindeyken sadece belirli birinden bahsedip ona bildirim gitmesini sağlayabilirsiniz. iMessage'lar sayesinde bilinmeyen gönderenleri filtrelemek de oldukça kolay. Mesajlardaki haber ver özelliği sayesinde bir grup konuşmasını sessize almış olsanız bile sizden bahsedildiğinde bildirim alırsınız. Eğer siz de grup sohbetlerini sessize alanlardansanız bu sayede hiçbir önemli mesajı kaçırmazsınız. Üstelik sizle ilgili olmayan yüzlerce mesajı okumak zorunda kalmazsınız. Aynı mesajlardaki yeni özelliklere değinecek olursak, emojilere yepyeni bir güncelleme geldi. Artık emojinizi 11 yeni saç stili ve 19 yeni başlıkla özelleştirebilirsiniz. Yeni emojiler gerçekten de çok eğlenceli. Sallanma modu da değişti. iOS 14'te etkinleştirmek için parmağınızı ana ekranda boş bir noktaya basılı tutun. Tüm uygulamaların sallandığını göreceksiniz. Böylece uygulamaları bir klasöre taşıyabilir ya da üzerlerinde beliren eksi işaretine dokunarak silebilirsiniz. Bu moddan çıkmak içinse boş bir noktaya dokunun ya da ana ekran tuşunuza basın. Bu modla isterseniz kullanmadığınız sayfaları gizleyebilirsiniz. Sallanma modunu etkinleştirin ve ekranın alt kısmında üzerinde nokta bulunan çubuğa dokunun. Böylece tüm sayfalar karşınıza çıkacaktır. Gizlemek istediklerinizdeki seçim işaretini kaldırdıktan sonra bitti yazısına basmanız yeterli olacaktır. Eğer bu sayfaları yeniden görmek isterseniz aynı işlemi yapın fakat bu sefer seçim işaretini eklemeyi unutmayın.